Gölcü Toplu Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Doktor Turun Sadıç. Burada bir etkinlik var, sağlık haftası ile ilgili. Bununla ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü, 7-13 Nisan arasında Dünya Sağlık Haftası. Dünya Sağlık Örgütü 1950 yılından beri böyle bir hafta belirledi. Amaç dünya, küresel çapta sağlık hakkında bir farkındalık oluşturmak. Sağlık konusunda insanları bir duyarlılığa teşvik edip bir durum yaratmak. Biz de buna bir yardım, destek olalım. Gölcük olarak Dünya Sağlık Haftası'nı kendimizce bir halka duyuralım, kutlayalım istedik. Her yıl Dünya Sağlık Örgütü bir konsept belirliyor. Bu yıl konsept hepimiz için sağlık. Amaç herkese ve her yerde insanlara sağlığı ulaştırabilmek. Biz de bu anlamda Gölcük Anıt Parkı bir sağlık sokağına çevirdik. Bütün birimlerimizce burada standlar açtık. Doktorlarımızla, hemşirelerimizle, psikologlarımızla, diyetisyenlerimizle buradayız sabahtan beri. İnsanlara ulaşmayı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Peki buradaki vatandaşlar şu anda geldiklerinde standartta ne gibi bilgi alabiliyorlar? Tabii bugün şunları oluşturduk burada. Mesela ağız diş sağlığı birimimiz var. Onlar kişilere doğru fırçalama tekniklerini, ağızlarını sıkıntıda diş hekime gitmeleri gerektiğini anlatıyorlar. Bir taraftan herkese diş fırçası ve macun hediye ediliyor. Diyetisyenimiz var. Her kişi isteyen kişilerin vücut kitle indeksleri ölçülüyor. Özel tartılarda yağ kas oranları tespit ediliyor. Buna uygun olarak isterlerse randevu verip toplu sağlık merkezine diyetisyene gelebilmeleri sağlanıyor. Gene psikologumuz da burada. Ağız ödemlerinin sorularını cevaplıyor, bilgilendirmeler veriyor. Özellikle sık topluma gözüken işte otizm, depresyon tarzında kişilere destek nasıl olunur, nasıl bize ulaşabilirsiniz onları anlatmaya çalışıyor. Ulaşı hastalıklar birimimiz var. Bahar aylarının gelmesiyle beraber artan keneler hakkında bilgilendirme yapıyorlar. Ve diğer işte kuduz ve benzeri salgınlar için neler yapılabilir onlarla ilgili insanlara bilinçten bilgilendirme sunuyorlar. Organ bağış standımız var. Organ bağışında bulunup da insanlara umut olmak isteyenler için kayıt oluşturuyoruz. Kayıt olan herkese bir adet fidan hediyemiz de var. Onun dışında başka keten birimimiz burada. Kanser erken teşhis ve tarama hakkında bilgilendirmeler yapıyor. Bizim her zaman söylediğimiz gibi kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun.
O yüzden bu amaca yönelik kişiler neler yapabilir, ne kadar sık kontrol etmeniz lazım, kontrol için neler yapılır, bunları anlatıyoruz. Evde dışkıda kan testi için preparatlar veriyoruz. Bu sayede kişi kendini evinde dahi bağırsak kanserine ihtimali var mı yok mu buna bakabilir, deneyebilir, test edebilir. Onun dışında ketemlerimize ücretsiz haftanın her günü gelip muayene olabilirsiniz. Meme kanseri için özellikle servis kanseri ve kolon kanseri için taramalarımız, tespitlerimiz var. Bunların hepsi ücretsiz yapılıyor. Onun dışında bugün burada bulaşıcı olmayan hastalıklar birimimiz var. Şeker hastası, tansiyon hastalarının vücut bakımları nasıl yapılmalı, ne aralıklarla kontrol olmalı, neler yemeli, neler yememeli. Bunları anlatmak, bilgilendirmek için buradalar. Bütün birimlerimizce buradayız. Doktorlar, hemşireler, ebe, diyetisyen, psikolog hepsiyle bugün sağlığı sokağa indirmek istedik. Hepimizi buraya getirdik. Amaç insanlara bir az da olsa bir bilgilendirme yapabilmek, ulaşabilmek, bizim neler yaptığımızı anlatmak, bu sayede bize nasıl ulaşabileceklerini göstermek, anlatmak. Bu amaca da uygun olduğunu düşünüyorum. Hem güzel oldu hem eğlenceli oldu. Birçok farklı etkinlikler düzenlendi. Değirmenlerin Musiki Orkestrası sağ olsun destek oluyor bize. Öğrenden beri güzel müzikler eşlik ediyorlar. Hoş bir atmosfer oluşturduk ve aynı zamanda faydalı ve sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Herkese teşekkür ederiz.